Efendim hoş geldiniz. Yine iyi akşamlar, yine güzel günler, inşallah güzel haberler diyerek programa başlamak istiyorum. Bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Bundan sonra haftanın 4 günü Habertürk kanallarında olacağım. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe her akşam bu saatte beni karşınızda değişik konuklarımla göreceksiniz. Bazen ünlü konuklarım olacak, bazen ünsüz ama çok güzel konuları olan konuklarım olacak. Bu gece de yine yanımızda gördüğünüz gibi efendim Hakan Yılmaz ve son derece yakışıklı deri ceketiyle. O tişörtünü merak ediyorum. Onun ne yazıyor orada? Ya Osmanlı turası bu. Osmanlı turası. Özellikle mi seçildi Osmanlı turası? Yo yani seviyorum bu tür figürleri. Arada giyiyorum. Bu bir tasarım mı yoksa? Bu bir özel bir tasarım. Öyle mi? Aha. Kimin tasarımı? Reklama girmez olsun. Bir Türk diye bir firma herhalde o yapıyor. Öyle mi? Evet. Başarılı güzel şeyler. Kilo verilmiş. Kilo verildi. Şimdi çok enteresan. Hiç fizik olarak komedi yapacak biri gibi değilsin benim evet, gözümde. Öyleyim. Gerçekten yani gördüğümüz zaman hani belki jön olabilir, ikinci rol olabilir her neyse ama dram oynayan biri gibi görünüyorsun ama hakikaten gerçek bir komedi. Bilmem hep öyle komedi yapıyorum. Bu nasıl geliyor? Bu nereden? Bir Karadenizli bir kere. Karadenizlilerin hepsi son derece komediye evet. Yatkınlar diye düşünüyorum. Rize. Nasıl oldu? Rize'den nasıl çıkıldı, gelindi ve komedi olundu? Enteresan, ilginç ya, bir hikaye oldu. Yok yani şöyle aslında Rize'den çıkılıp gelinmedi. Aslında burada doğdum, burada büyüdüm. Babam da burada doğdu ama tabii ki akrabalarımız var orada. Kökende de Karadenizlik olunca Ser'de. Neşeli bir ailenin de içinde büyüdüğüm için herhalde bu yansıdı. Bir de ben hep kendim bildim bileli bir grubun içinde hep popüler olandım. İşte fıkraları ben anlatırdım, taklitleri ben yapardım, güldüren adam bendim. Ama hep komik ama bir Rus görüntüsüne sahibim ama. Evet çok enteresan. Yani bilmiyorum komediyi seviyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Evet, yani insanları güldürmek güzel bir şey. Peki hep güldürmek mi olacak hayatında yoksa sen diye hitap ediyorum. Lütfen. Müsaadenle. Hep güldürmek mi olacak hayatında yoksa... dram tabii oynamayı tercih edeceksin zaman zaman değil mi? O tabii, zor olacak. Şöyle bir şey olacak. Yani biraz da Türkiye'de oyuncuları sınıflandırıyorlar. İşte dram oyuncuları, evet, komedi sınıf. Oyuncuları da çok evet. Saçma bir durum var ortada. Oyuncu, evet. Oyuncudur. Yani sen birçok yapımda rol aldın, komedi de yaptın, dram da yaptın. Böyle bakmıyorlar. Herhalde yapımcıların biraz işine geliyor, işlerini kolaylaştırıyor. Ha. Oyuncuları. Ya komedi kim oynar? Sitcom kim oynar? 3 tane 5 tane adam var işte. Evet. Hadi onlara verin senaryoyu diyor. Doğru. İşte dramda kim var? İşte Yağız Delikanlılar onlara verin diyor. Böyle bir sınıflandırma var. Tabii bu sınıflandırmaya sokulmak benim bazen canımı sıkıyor. Ama komedi oynuyorum diye de hiç rahatsız değilim. Çünkü daha zor bir iş yaptığıma inanıyorum. Komedi çok şimdi zor. Şimdi onu soracaktım. Komedi yani, mi daha zor? Dram oynamak mı daha zor? Ya bana sorarsanız komedi daha zor. Çünkü insanlar ben hep bunu söylüyorum. Ortak şeylere üzülüyorlar. Yani birisinin başına bir şey geldiği zaman birisi bir kaza geçirirse ya da bir yakını ölürse bir dizide de bir trajik bir şey yaşanıyorsa ona herkes üzülür. Üzülmeyen çok azdır. Ama bütün insanlar emin ol ki ayrı şeylere gülüyorlar. Gülüyor. Öyle mi? Yani çünkü herkesin espri anlayışı farklıdır. Peki komedi nasıl yapılıyor? Mesela nasıl yapılıyor derken komedinin böyle saniyeleri, dakikaları, süreleri mi vardır? Hani sitcom yapıyorsan bir timingi var. Sen de yaptın biliyorsun. Evet, özellikle bir timingi var. Senaryoda bir evet, timingi var. Evet ama hani kişiselleştirdiğin zaman üzerinde kişisel hale geldiğinde mesela nasıl soracağım soruyu bilemedim. Hani kelimeyi öyle bir yerde söylemek vardır ki orada işte o söylediğin yer doğruysa gülebiliyor insanlar. Yani tabii yazımda da senaristler sitcom senaryolarında yıldızlar vardır. Kahkaha esleri diye tabir ettiğimiz. Belli ki sen komik bir şey söyleyeceksin. Onun vurgusu çok önemli. Evet. O vurguyu yaparsın ve beklersin. Kahkahası gelir. Bu bir Amerikan formatı. Ama o vurguyu sonuçta. Yapmak önemli olan. O vurgu yapmak o herhalde sahneden gelme bir alışkanlık. Ben birçok vaudeville oyununda da yer aldım. Çünkü sahnede de seyircinin tepkisini bekliyorsunuz tiyatroda. Seyircinin ama o vurguyu yaparken bitiyor. Nasıl bir eğitim aldın? Bilmiyorum bu kendiliğinden işten gelen. İşte oluyor onu soruyorum. Oluyor kendiliğinden oluyor herhalde. Kendiliğinden. Yani. Bende olan kabiliyet diyorsun yani. Yani herhalde öyle. Yani ve bunu yapan birçok insanın yeteneği. Yani özellikle o vurguyu yapmak için oturup da deli gibi çalışmadım yani. Ha.
okuduğun zaman ortaya çıkıyor bir anda. Deliyiz ya işte biz bir anda böyle her şey oluyor. Gerçekten enteresan. Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. Bir kız kardeşim var benden 3 yaş küçük. Bir de 6 yaş küçük erkek kardeşim var. Onların oyunculukla ilgisi yok. Yok ama gene medya sektöründeler. Yani benim erkek kardeşim yönetmen. Kız kardeşim de reklamcı ve şu reklamcı ve emlak sektöründe böyle gene herkes medyanın içinde. Ailede 3 tane medya içinde olan insan var. Öyle mi? Peki nasıl başladı bu oyunculuk serüveni? Yani ailede her türlü espriyi yapan benken bir anda hani yaparsın da aile içinde kalır. Ama bu bayağı ciddi işte Avrupa yakasında daha çok dikkati çektiğini düşünüyorum. En çok dikkati çeken... En ciddi oynayan adam da mı Avrupa yakasında? Evet. Ama doğru ama ciddi ama komik. Ciddi komik yani durum komedisi vardı evet. Orada. Komedinin içinde ciddi adam daha çok dikkat çekiyor. Doğru. Hani ben hatta Gülse'ye şey demiştim. Ya çizgi filmin içinde oynuyorum gibi geldi. Çünkü oradaki tipler biraz daha abartılı. Ama bunu yiyordu seyirci. Çok güzeldi. Ama ben gayet düzgün takım elbiseli bir adam böyle Ağır abi oynayacağım diye gittim. Ağır abi oldum ama komik oldu gene. Evet doğru. Oyunculuk vallahi ben ilk... Çok klasik olacak ama ilkokulda piyeslere başladım. İlkokulda sahneye çıkmaya başladım. Ondan sonra çocuk tiyatrosuyla bugünlere geldik. Ufak ufak reklamlar, işte diziler. Oradan oraya oradan sıçrıyor. Öyle. Aslında kolay bir şey değil. Çocuk yani profesyonel olarak 21 yıldır yapıyorum bu işi. Oo. Evet. Hep komedi mi yapıldı? Yok arada başka işler de oldu tabii canım. Dramda da oynadım ama tabii lokomotif rol olarak oynamadım. İkinci ya da üçüncü adam olarak. Dram işlerde de yer aldım. Hı hı. Ama insanların beni tanıyıp sevmesi komedi yaptığım işlerle oldu. Mesela işte Birol Güven'in Ayrılsak da Beraberiz de oldu. O 600 bölüm çektik. 600 bölüm sitcom benim için de biraz okul gibi oldu. Aslında işte o vurguların çoğunu orada öğrendim. Hı. Yani o benim ilk sitcomumdu. Hı hı. Nasıl yapılır kamera önünde sitcom oyunculuğu nasıl 2-3 kamerayla birlikte oynamak zor bir şey. Ve karşıdaki 30 kişi var. Sitcom'da çok inandırıcı olmanız gerekiyor. Orada öğrendim 600 bölümde. Ondan sonra da arkası geldi yavaş yavaş. Ve ondan sonra bir evlilik yaptın. Evet. Sonra bir çocuğun oldu. Kızım var Allah bağışlasın. Allah Deniz bağışlasın. Adında 5 yaşında. Sık sık görebiliyor musun? Hafta sonları bende. Aha. Tabii. Süper. Yani haftada nasıl ilgileniyorsun? Gün, 3 gün. Ne yapıyorsunuz? Sinemaya gidiyorsunuz ya da parka gidiyorsunuz. Kaç yaşında? 5,5 yaşında. Ha. Tabii ki yani işte park, sinema ondan sonra ya da çocuk tiyatrosuna götürüyorum onu. Ama daha çok sohbet ediyoruz biz. Mesela satranç öğrenmiş şimdi yeni. Kendi kafasına göre satranç oynuyor yani. Diziyor. Baba bak sen bilmezsin diyor. Sen gidemiyorsun ama onun piyonları her yere gidiyor. Ama diyorum senin piyonların buradan benim piyonlarım gider diyor. Çaprazla gider diyor. Sen fark etmez. Yani kafasına göre oynuyor ama öğretmişler. Birkaç hamleyi biliyor. Ama ne güzel öğretmişler. Öğreten evet. Hoca başarılı bence. Evet tabii bence ya de. Öyle yani. Bir anlatmış ki çocuğa satrancı. Tabii sıra sıra ben biraz da karışık diziyorum. Hayır diyor kale burada olacak, şah burada olacak, piyonlar önde olacak. Senin piyonların sadece düz gidecek, benimkiler çapraz. Ama diyorum niye? Bu benim satrancım diyor. Ya yani çok enteresan. Akrep Burcu böyle Akrep Burcu çocuğu. Eyvah yandın o zaman. Yandım yani ya. Bundan sonra ne olur bilmem. Akrep vallahi. Burcu büyüyünce benim de etrafımda çok Akrep Burcu var. Özellikle kardeşim de Akrep Burcu. Böyle şey tuttuklarını koparmak isteyip böyle çok hırslılar. Hırslılar ve hani nasıl söyleyeyim ya kendilerini sokuyorlar hakikaten ya başkalarına zarar veriyorlar bir de iki cins oluyor. Evet bilmiyorum inşallah başkalarına zarar vermez kendine de fazla sokmaz diye düşünüyorum. Peki şöhret olduktan sonra mı boşandın? Hayır yok hiç doğru öyle bir şey. Söyle. Niye yalan mı canım? 20 yıldır yani yapıyorum bu işi. Yani 10 yıldır da 12 yıldır da neredeyse bayağı tanınıyorum yaptığım işten dolayı. Bunun hiç onunla alakası yok ya. Tabii ki bu hani medyanın içindesiniz böyle konular çıkıyor ama hani insan şöhret olunca niye boşansın ki? Yani hayır değişik insanlar görmek, görsellik etrafımızda. Yok yani evliyken de bir sürü arkadaşım var değişik insanlar görebilirsiniz. Yani bu bana biraz saçma geliyor ya. Yani şöhret olmak ne bileyim ya da işte ticaretle uğraşıyorsunuz çok para kazanıyorsunuz ne bileyim. Torna ustasısınız 100.000 tane mal sipariş aldınız insan karısını boşar mı? Yani o bana biraz saçma geliyor. Hiç ama onunla yani alakası yok. Çok da dürüstüm burada. Yani burada söylüyorum. Biraz samimiyet, biraz samimiyet rica edeceğim. Bak çok samimi söylüyorum. Burada samimiyet onunla rica edeceğim. Onunla hiç alakası yok. Biraz böyle hani eş eskidi gibi oluyor mu şöhret oldukça, ilgi geldikçe hanımlardan, bayanlardan? Hiç alakası yok. Ben bu işi yapmama rağmen ben her akşam setten çıkıp eve giden bir adamım. Ben biraz evcimen bir adamım. Ha. Yani çok magazin kameraları beni sokakta görmez. Hı hı. Hani...
çok gece hayatım yok. Ben gene şu anda tek yaşıyorum ama gene evdeyim. Gene sokaklarda değilim. Gene arkadaşlarım geliyor. Evde film izliyoruz. Kızım geliyor. Yani sadece mekan değiştirdim. Hayat tarzım değişmedi benim. Yani o yüzden bunun şöhretle ya da maddiyatla hiçbir alakası olduğuna inanmıyorum. Bu tamamen iki kişinin arasındaki özel konulardan, anlaşmazlıklardan olan bir şey. Kıskançlık anlaşmazlıkları herhalde. Bir şöhret şey oldukça yani. İnsanlar. Hayır, genelde dikkat ediyorum da bu son zamanlarda boşanmalar çok yeni oldu galiba, boşanma değil mi? Yani hala daha bitmedi yargıda, o yüzden çok daha fazla konuşamıyorum. Daha boşanılmadı. Evet. Anladım. Yani o kadar çok çoğalmaya başladı ki neden insanlar ilişki kuramıyorlar? Bunu çok merak ediyorum. Niye, insanların birbirine yani tahammülü mü azaldı bilmiyorum. Yani eskisi gibi değiller. Yani bizim annemizin babamızın yaptığı ilişkiler gibi yürümüyor herhalde evlilikler. Hı-hı. Yani çok isteriz tabii onun gibi yürüsün ama herhalde insanlar artık zaman değiştikçe birbirlerine tolereleri azalıyor. Hı-hı. Ya da sohbet bitiyor bilmiyorum. Sohbet ya da monotonlaşıyor. Sohbet, neden sohbet? Sohbet niye bitiyor mesela? Sohbetin neden bittiğini bilsek zaten bu boşanmalar başımıza gelmezdi. Yani çok enteresan. Bir daha evlenmeyi düşünüyor musun? Ya şu anda öyle bir fikrim yok ama hayat bu yani. Hiç büyük konuşmamak lazım. Her an her şey. Ben de evlenirken ayrılacağım diye evlenmedim. Gerçi gayet daha ayrılmadan bunu ama yani bir de tabii eşim ki de bu sektörden olmadığı için çok da fazla onları rencide etmek istemiyorum. O da dünya güzeli kızımın annesi yani. Sonuçta tabii saygı duyduğum bir insan. Tabii. Hayat ne gösterir bilinmez yani. Hı-hı. O yüzden yani Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından söz et demişler. O yüzden doğru, bu çok hoş bir söz değil mi? Evet. Gerçekten öyle plan. Peki bu kriz dolayısıyla sektördeki değişiklikler hiç seni etkiledi mi? Etkiliyor tabii. Yani bir kere maddi olarak çok etkiliyor. Yani benim belki de şu anda kaşe diye tabir ettiğimiz bizim oynarken. Hı hı. Herkesin bir kaşesi var. Hı hı. 5-6 yıl önce belki Çok daha fazla yüksek kaşelere çalıştığımız oluyordu. Ödemeler belki biraz daha düzenli oluyordu. Şimdi biraz daha tabii sektör azaldı, reklam verenler, televizyona bakıyorsunuz artık yani şöyle biraz dişini sıkan herkes reklam verebilir. Reklam fiyatları ucuzladı. Hı hı. Bu da herkese yansıyor tabii. Bütün sektöre yansıyor. Peki oyuncuya, nasıl olacak? Sete. Nereye gidecek diye düşünüyorsun? Vallahi bilmiyorum ya. Allah sonumuzu hayretsin. Gerçekten. Yani ben tabii hep şey diye düşünüyorum. Biraz televizyon yapımcıları, programcıları demeyeyim de genel başındaki yöneticiler tolerans vermiyorlar dizilere ya da programlara. 3 bölüm, 4 bölüm deneyip kaldırıyorlar. İnsanların zaten bunları artık yakalaması çok zor. Hı hı. Çünkü her akşam bir şey var. Hı hı. İşte bir sürü diziyi ben görüyorum. 4. bölümde final bölümü diyor. Daha anlamadık ki niye final yapıyorsun. Doğru. Yani bence bizim anlaşmalarımız 13 bölüm. 13 bölüm aslında hiç olmazsa sabretmeleri gerekiyor. Evet. Hiç olmazsa değil mi? Arkalarında durmaları gerekiyor. Hiç olmazsa arkalarında bir 13 bölüm sabretmeleri gerekiyor. Yani 4. bölümde ya tamam olmadı başkasını yapalım diye. Bu sefer ne oluyor? Bu sirkülasyonda işi bilmeyen bir sürü yapımcı oluyor. Ondan sonra oyunculukla belki de hiç alakası olmayan insanlar oyuncu olmaya başlıyor televizyonda. Ve televizyonda bir kirlilik oluyor. Hani uydu kirliliği vardır diye uzayda hep derler. Aha. Böyle çalışmayanları oraya atarlar. Bu sefer de hep sirkülasyon ve bunun ekran kirliliği oluyor. Yükünü de oyuncu taşıyor. Oyuncu taşıyor tabii. Ya oyuncu mesela bir şeyde oynuyorsunuz 4 bölüm sonra atıyorum kalktığı zaman belki bir sene beklemeniz gerekiyor. Ya işte çok fena. Aslında yani, çok tanınmış olmak ya da tabii, hani star diye tabir ettikleri noktaya gelmiş olman dezavantaj oluyor. Dezavantaj. Niye her şey tersi? Mesela ödül alan film çok seyredilmiyor. Ya evet, evet ya Türkiye'de öyle. Ya da star oluyorsun, birçok şeyde dezavantaj. Yani herkes gibi kolay çalışamıyorsun. Mutlaka seçmek zorundasın. Bu da senin tabii maddi manevi kaybın demek vesaire. Ve iyi para kazanıp kenarda tutman gerek. Ben her zaman arkadaşlarıma söylüyorum. Diyorum ki en az sizi bir yıl, 1,5 yıl oyuncu arkadaşlarıma diyorum ki size idare edecek paranız olsun ki oynamak istemediğiniz bir şeyde, bir yapımda rol almak zorunda kalmayın. Çünkü mutsuz olacaksınız bu sefer. Hı hı. Hiç olmazsa paranızı biraz tutun diyorum arkadaşlarıma. Hani hiç olmazsa bir sene bekleyin. Hı hı. O doğru iş mutlaka size gelecektir. Ama tabii Türkiye'de 4 bölümde diziler kalktığı için maalesef bu gerçekleşmiyor. Herkes böyle bir saygısızlık olmuyor. Oluşmadı mı? Hani televizyon kanallarında oyunculara karşı böyle garip bir saygısızlık oluşmaya başladı. Mesela sormadan diziyi kaldırabiliyorlar. Ya da işte 5-6 bölüm daha sabretseler sabredemiyorlar. Çok ayıp bir şey ya.
Ben bunu mesela son zamanlarda, gerçi benim başıma gelmedi ama görüyorum, duyuyorum. Benim başıma da gelmeyeceğine malum. Pat diye dizin kalkıyor ve sana gelip de şey de demiyorlar. Ya işte diziyi kaldırmak istiyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne diyorsunuz? Hiç o da yok. Hiç o da yok. Evet evet, öğreniyorsun ki. Bir telefon ki, açıyorlar, dizi kalktı. Dizi kalktı. Ya da sette insanlar çalışırken paydos edin arkadaşlar, dizi kalktı diyorlar. Yani. Değil mi? O çok fena bir şey. Ben şunu söylüyorum, yani anlaşmayı koyan her zaman kazanıyor. Yani ne Türkiye'de demek o? Böyle bir şey var. Yani senin önüne sözleşmeyi koyan, evet, her zaman kazanıyor. Oradaki maddelerin çoğunda istediği zaman kaldırabilir, istediği zaman şeyi yapabilir. İşte kanaldan para almazsam sana vermeyebilirim diye. Yani yapımcılar demiyorum. Kanal da yapımcının önüne koyuyor. Yapımcı da aynı statüde senin önüne koyuyor. Hı hı. Bu sefer onlar kanal kaldırdığı zaman yapımcı bir şey diyemiyor. Hı hı. Parasını almak için uğraşıyor. O da sana geliyor, diyor ki diziyi bitirdik diyor. Bence hani genel bir karar alınmalı. En az 13 bölüm bütün bu yapılan işler yayınlanmalı. Yayınlanmalı İnsanlar ama. Yayınlanmalı, arkasında durmalı. Ama olmuyor yani. Türkiye'de zaten ben oyunculuk mesleğini Türkiye'de çok zor şartlar altında yapıldığına inanıyorum. Hı hı. Yani şöyle bir şey, ben oynarken senaryo geliyor, devamını oynuyorum. Ben bunu yıllarca yaptım. Özellikle sitcom'da Ayrılsak da Beraberiz günlük çekiyorduk. Hı hı. Her gün 25 dakika çekiyorduk. 15 sayfası geliyordu, biz onu oynuyorduk. Hı hı. Arkadan bir 10 sayfa daha geliyordu, onu oynuyorduk. Yani Avrupa'da, Amerika'da böyle bir şey mümkün mü? Ne açıdan mümkün değil? Yani bir oyuncunun bir karaktere hazırlanabilmesi için sadece 2 saat yeter mi? Olacak işte. Böyle bir şey var mı? Ama Türkiye'de bunu başarıyorsak demek ki bizler işimizi çok iyi yapan insanlarız. Bütün oyuncular Türkiye'de. Dışarıda insanlar 3 ay 5 ay öncesinden alıyor senaryoyu, çalışıyorlar üstüne. Tabii. Burada günlük alıyorsun senaryoyu, üstüne dizi çekiyorsun. Yani hiçbir bu şey beğenip beğenmediğin konusunda da hani fikrini bile söyleyemiyorsun. Ya bu çok kötü olmuş derken oynamışsın sen, haberin yok. Hatta yayınlanmış hani şey de var, hani malını da geri alamazsın. Frekans havada uçtu. Ya tamam ver benim dizimi geri diyemezsin ki. Abi yayınladık havada. Çünkü neden? Çünkü neden? O 13 bölümü direkt yazdırmaları demek. 13 bölümün parasını vermek ödemek demek. Zorunda demek. Şimdi bakacaklar ki 2-3 bölümde dizi tuttu mu tutmadı mı, ya da neyse sitcom. Tutmadıysa devamlı yazdırmayacaklar. Hiç uğraşma abi diyor. Hiç yazma diyor. Evet. Ve parasını da ödemiyor. Bu da olmuyor. Şimdi bir dizi belki de 5 bölüm sonra tutacak. 10 bölüm sonra ki da buna, tutabilir. Bunun örnekleri çok var. Çok var hem de. Yani 10 bölüm sonra da tutabilir. O yüzden sabretmiyorlar ve aslında biraz da şey oldu galiba, değil mi? Televizyon kanallarında televizyon kanalları da bir garip olmaya başladı. Şimdi bir tekel bir durum var biliyorsun. Hani Doğan öyle. Grubu var. ATV var. İşte diğer televizyon kanalları var. Krizlerden etkilenildiği için her bir şekilde bu kriz yüzünden insanları böyle paçavra gibi kullanıp atıyorlar. Yani öyle. Gel oldu mu? Olmadı. Hadi yala oldu mu? Sonra ne olacak onu çok merak ediyorum. Çünkü çok insan kalbi kırılıyor. Adam bulamayacaklar. Adam bulamayacaklar kimse. Gibi geliyor bana. Bu benim yani ben büyük... Türkiye'ye Fox geldiği zaman çok umutlanmıştım. Dedim ki herhalde biraz televizyonculuk anlayışı değişecek diye, ama hiç öyle olmadı yani. Biz Fox'u değiştirdik. Evet. Biz Fox'u kendimize benzettik. Yani doğru. Herhalde dedim diziler 40 dakika yapılacak, sitcomlar 25 dakika yapılacak diye. Yani şimdi 110 dakika sitcom insanı güldürmek çok zor. Güldürürsünüz ama konuyu yaymanız gerekiyor ve bu sefer de saçma espriler yapmanız gerekiyor ekranda. Aslında bunun doğrusu 25 dakikadır. 25 dakikada çok güzel hemen yapacaksınız, paketleyip yollayacaksınız. Dramalarda 41 dakikadır. O kadar. Ön jenerik, arka jenerik 42-43 dakika. Bütün dünyada böyledir. Yani saat 8'de başlayan dizi gece saat 12'ye kadar sürüyor. Doğru. Diğer taraftaki kimse bir şey izlemiyor mesela. Çok zor yani. Çok zor. Çok çok zor. Hakan'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben bugün teşekkür bana ederim. Konuk oldun. Beni ağırladınız. Çok mersi. İnşallah her şey gönlünce olsun. İnşallah, inşallah hepimizin. Yeni projelerin olsun. İnşallah yakında. Var mı hazırda? Birkaç bir şeyler konuşuluyor ama onun bir vakti var. Yeni yıldan sonra inşallah. Yeni yıldan sonra inşallah. Bu arada reklamlara giriyoruz. Ve
şimdi huzurlarınızda başka bir konumla birlikteyim efendim. Bugün Yeşim Salkın'la kim bilir neler konuşacağız bilmiyorum. Çünkü onun hayatı o kadar sık değişiyor, o kadar değişik şeyler yaşıyor ki biz onu konuk almaktan açıkçası doyamıyoruz. Bir de gerçekten Yeşim sen çok hayatı tatmış, hayatı görmüş. Hani belki yaşın çok genç ama olayları iyi analiz ediyorsun. Ediyorum. Ve anlatırken de gerçekten herkese bir şey anlatıyor gibi anlatıyorsun. Evet. Ben seninle konuşmaya bayılıyorum. Ay çok teşekkür ederim. Hayata dair konuşmaya bayılıyorum. Ben de seninle konuşmayı çok seviyorum. Çünkü bizim yani sen de öyle bir insan olduğun için hayatı konuşabileceği bir insanın olması bir insanın karşısında gerçekten önemli bir şey. Evet bir şey çıkıyor ortaya. Evet ortaya bir şey çıkıyor. En azından elle tutulabilir bizden bir şey. Hani bu gece sonunda bir şey çıkabilir. Belki çok küçük olabilir ama ekran başındaki hanımlar belki seyrederlerken ya işte bugün de bunu söylediler. Çünkü çok takip edildiğimize inanıyorum ben. Kesinlikle. Yani ne kadar inkar edilse de bu. Doğru. Ben Türk kadınının bizi çok takip ettiğine inanıyorum. Kesinlikle. Yani bu konuşma senin konuştuklarından bir de çok fazla her yerde konuşmuyorsun. Konuşmuyor. Bir benim daha önceki programımda çok hoş, güzel konuştuk. Çok güzeldi. O hayata dair. Evet, muhteşem. Şimdi bir de bu gece yine aynı şekilde öyle olacak diye düşünüyorum. Yine tabii özel hayattan girmek istiyorum. Özel hayatın derken senin kendi şahsi özel hayatından. Yani hakikaten çok badireler atlattın. Evliliklerin, mutlu mutsuz yaşantıların, bir çocuğun var. Çocuk, tabii ki. İş hayatın bir sürü şey yaşadın. Şimdi Allah mesut etsin yeniden evlendin. Evet. 2 sene bitti eşimle mutlu bir. 2 sene oldu mu? Tabii biz yani tanıştığımız andan itibaren aynı evin içerisinde yaşamaya başladık ve 2 sene bitti daha hiç ayrılmadık. Peki bir şey söyleyeceğim. Tanıştığın andan itibaren evlendiniz. Nisan'da evlendik ama yeni biz tanıştık. Tabii yani şöyle. Nasıl oluyor tanışıp aynı evde oturmak bir anda? Merhaba ben sana aşık oldum hadi aynı evde oturalım. Ya öyle enteresan ki ben bunu daha önce de söyledim Hülya. Yani şimdi insanlar oturup aşkı ya da işte sevgiyi çok fazla böyle irdelemeye başladılar. Ya bu kadar ciddi, hani ciddi ay oturalım yumurta mı civciv mi yumurta diyecek bir şey yok. Ben eşimi gördüm bir fotoğraf çekiminde ve aynı dizide oynuyorduk biz. İçeriye girdim, eşimi gördüm ve ona böyle bir baktım. Nasıl oluyor böyle bir şey? Ben bayılırım böyle hikayeler dinlemeye. Ve gerçekten girdin içeriye ve orada hiç tanımıyorum eşini, tipini de bilmiyorum. Nasıl bir tipi var? Çok yakışıklı. Yani uzun boylu, esmer, sarışın. Uzun boylu, esmer, çok güzel bakan, çok iyi kalpli. Oyuncu eşim benim biliyorsun. Bilmiyorum. Evet, oyuncu. Bilmiyorum. Girdin içeriye. İçeriye girdim. Aysun Kayacı'nın yanında böyle uzun boylu, güzel, hoş, çok güzel bakan ve etrafıyla çok ilgisi olmayıp o an sadece fotoğraf çekimine konsantre olmuş bir adam. Ben ona böyle bir baktım, sonra oturdum tekrar baktım ve böyle ona bakmaya devam ettim. Yani ve hayatımda ilk kez bakmak böyle bir şey yaşadım. Bakmak mı kesmek mi? Hayır, baktım. Hayatımda yani direkt baktım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Yani ben bakışlarımı ondan alamadım. Sonra da biz bir ay süresince beraber çalışırken Bozcaada'da her günü birlikte geçirdik. Ve işte bana şarkılar dinletiyor, sohbet ediyoruz, kitaplardan bahsediyoruz, hayattan konuşuyoruz ve benim... Ama sen olayı o kıvama getirdin. Ben getirmedim, olay kendiliğinden o kıvama geldi. Karşımda sen çocuğa bakmaya başladın. baktım. İster istemez hislerim ve duygularım onunla ortak bir şeyler paylaşmaya gitti. Evet, tabii. Yani o mesela bir müzik dinlerken gidip yanına oturup ne dinliyorsun diye sorduğumda... işte bir anda benim çok hoşuma giden bir şey dinlediğini fark ettim ve biz sabahlara kadar müzik dinledik beraber. Ve böyle birimiz ayrı bir koltukta, birimiz ayrı bir koltukta el ele bile tutuşmadan. O kadar. Evet, el ele dahi tutuşmadan. Ama o zaman herhalde daha henüz bir şey yoktu. Yok, yani şöyle aslında var da hani böyle o sana uzaktan bakıyor, sen ona uzaktan bakıyorsun ve yan yana oturmak istiyorsun ve şöyle bir şey diyor bir adam sana. Dur daha bekleyelim. Allah Allah. Evet. Yani bunu da bana 38 yaşını bitirdim. 39 yaşındayım. 39 yaşında ilk kez bir erkekten böyle bir şey duydum. Dur daha bekleyelim. Hani belki bu şu ana kadar yaşadığım hayatta hani geçmişime hiçbir zaman saygısızlık etmek istemem. Eğrisiyle doğrusuyla yaşadık, kabullendik, kabul edemedik, savaşlar yaşadık, kavgalar, gürültüler ama ilk kez hayatımda böyle bir dost ve arkadaşla karşılaşıp ve erkekliğini kullanmadan insan olarak benim karşımda oturup dur daha bekleyelim diyen bir adam vardı. O yüzden de ona aşık olmakta haklı olduğumu düşünüyorum.
Yani ve iki senedir de ona ne kadar kızarsam kızım, evliyiz, kavga ediyoruz. Gürültü patırtı evin içerisinde. Beni çıldırtabiliyor bazen. Ama böyle ona halen baktığım zaman şöyle, ya ben bu adama aşığım diyorum. Böyle bir adam. Evet. Çok enteresan. Evet. Diğerlerinde bunu yaşamadın mı peki? Çünkü her ilişkide bir böyle söylenir. Şimdi şöyle bir şey var. Ne? Yani yok şimdi diğerleri demeyelim. Çünkü hayatımda zaten bir insan var ve ne yaşadığımı biliyorum. Diğerleri geçmişte kaldı ve bitti. Onların üzerine konuşmak hiç gerek yok bence. Geçmişime bir saygım var. Evet, bir ilişki yaşadım, evlilik yaşadım. Bitti. Herkes yerinde sağ olsun. Allah yollarını açık etsin. Onların üzerine konuşarak, yani 100 metre engelli koşarken hani böyle arkana dönüp de geri bakmayacaksın. Tabii ki bakmayacaksın. Ben şu anda 100 metre engelli koşusuna çıkmış gibi hissediyorum. Şu anda yaşadığım diğerleri evlilikte. Derken hani daha önce yaşamış olduklarında hakikaten böyle bir şey yaşamadım. Ben hayatımda hakikaten ilk defa bana dur daha bekleyelim diyen bir adamla karşılaştığım için şu anda hislerim de çok farklı. Peki sen ne yaptın? Peki mi dedin? Çok şaşırdım ve dedim ki yok, bu adam benden galiba hoşlanmıyor. Ve içimde sürekli bir kıpırtı oldu eşime karşı. Yani nasıl olur yani... Dur daha, yani yanına oturuyorsun, biraz daha geriye kaçıp oturan bir adam falan, böyle çok enteresandır benim eşim. Gerçekten çok zengin bir ailede yetişmiş bir adam değil ama çok özel bir anne ve babada yetişmiş. Böyle ekmeğini taştan çıkartmış bir babada yetişmiş. Ve tencere yemeği pişiren bir annede yetişmiş. Varlığı da yokluğu da çok yaşamış. Ve 18 yaşından beri kendi kendine çalışan bir adam. Dolayısıyla da benim iş hayatımda bana o kadar destek oluyor ki şu anda. Ben mesela televizyon programına gidiyorum ya da işte şimdi bu yarışma programında Yaş 15'te. Hemen telefon açıyor. Dur çıldırdın, gene sakin ol diyor. Hayatımda ilk defa bir insan bana diyor ki dur bir dakika diyor. Dur. Dur ve düşün. Kendimi yani biliyorsun 30 yaşa kadar böyle çok yoğun çalışıyoruz. 30 yaştan sonra da kadınlar özellikle bizim mesleğimizde ve biz çok çalışmayı seven ve hırslı kadınlarız. Hı-hı. Evet öyleyiz, bunu kabul etmek lazım. Hı-hı. Bizim çalışma hırsımız var. Dolayısıyla da kendimizi kaybettiğimiz yerler oluyor. Ve göremiyoruz. Etrafımızda şakşakçılar var. Sen iyisin, sen en iyisin diyenler var. Devamlı böyle bizi hadi ya yürü kim tutar seni diyenler var. Ama ilk defa beni böyle karşıma geçip de eleştiren bir adam var. Hı-hı. Yani şu kadar söyleyeyim, Allah korusun. Hiçbir zaman evliliğimin bitmesini istemiyorum. Şartlar bizi nereye götürür? Bir evlat sahibi olabilir miyiz? Gelecekte bizi neler bekliyor bilmiyorum Hülya. Hmm. Ama şunu biliyorum ki ne olursa olsun bir gün kapımı çaldığında veya kapısını çaldığımda gideceğim bir dostum var. Bunu biliyorum. Bu da çok benim için enteresan. Çok önemli. Evet. Benim nasıl bu kadar önemli. Yetiştirmiş kendini acaba? Ya çok enteresan. Yani evet. Suyum öyle. Burcu ne? Başak. Senin kızın Başak değil mi? Hayır, benimki Oğlak. Ha, seninki Oğlak. Ha, evet. Senin Başak. Saadettin Başak'tı. Saadettin Başak'tı. Evet. Siz niye ayrıldınız ya? Vallahi ben ne kadar yakıştırıyordum sizi ve böyle size baktığım zaman ha diyordum Hülya tam gerçekten kendisi gibi bir insanla beraber. İnşallah bu sefer o da mutlu olur. Diye böyle çok ani ayrılınca siz, ben çok üzüldüm. Saadettin'e de böyle hani tanımıyorum kendisini ama gördüğüm yerde dokunup şöyle yapmak istiyorum. Ya sen niye ayrıldınız, o kadın seni bırak, sen mi onu, ne oldu? Aranızda böyle sonrasın var yani. Aslında gönül durumuyla hala bence ben hala bağlıyım. Evet. Onun da öyle olduğunu düşünüyorum. Onun için hani ayrıldık kelimesini de çok fazla yakıştıramıyorum. Ama biz bir şey yaşanıyor, bilmiyorum yani, belki böyle yaşanıp gidecek. Siz belki tamamen. De yine bir araya geleceksiniz gibi. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorsun şu an. Bilmiyorum açıkçası. Yani gerçek şunu biliyorum ki bu yaşımda ve bu hayatımda artık bir şey gerçekten istenirse oluyor. Başak erkeği zor bir erkek. Başak erkeği gerçekten zor bir adam. Bunu tanıdım, eşimle tanıdım, bilmiyordum yani. Fakat gerçekten sevdiği zaman da kolay kolay unutabileceğini zannetmiyorum. Evet, çok aslında farklı bir şeyleri oluyor. Daha bir olgun, daha bir olayları. Evet, evet, bizim gibi değiller. İçlerine sindiriyorlar mı? Tabii. Başka bir şey oluyor. Onlar hep bakalımcıdır. Mesela evet. Bizim Hakan du bakalımcı zihniyeti vardır onun. Ha. Du bakalım düşünürüz, du bakalım yaparız, du bakalım acele etme. Biz de kadın olarak biraz çabuk olsun bir şeyler tabii ki istiyoruz ama ben senin de benim de bu ülkede
güzel ve iyi şeyleri hak eden kadınlar olduğumuzu düşünüyorum. Her zaman da böyle düşündüm. İnşallah. Aslında evet. Türk kadınının iyi şeyleri hak ettiğini ve güzel şeyleri hak ettiğini düşünüyorum. Hı-hı. Sadece bizim sorunumuz kadın olarak pek birbirimizi tutmuyoruz. Birbirimizi savunmuyoruz. Kesinlikle evet, doğru. Birbirimizi sevmiyoruz. Aslında birbirimizi sevsek bize erkekler böyle davranamaz. Türk kadının sorunu burada. Avrupalı hmm. kadın bunu yapmıyor. Hmm. Ama Türk kadını burada köşe yazarlarında okuduğum biz zaman veya bir şey. Feminizmle aslında gerçek kadını ayırt etmeyi de bilmiyor. Şimdi evet. Öbür türlü koyu feminist olduğumuzu düşünüp farklı yöne yönleniyoruz. Ha yani halbuki sadece, bunun feministlikle ilgisi yok. Kadın kadını olsak, sever ve tutar. Ha kadın olmalı. Olsak yeterli değil mi? İlla bir yerde feminist tabii. olup bir tarafta da dönüp de çok işte bir anaçlık ya da bir işte ev kadını olmak ya da işte bunun hepsi olamıyor muyuz? İşte. Hem hakkını savunan, hem kadını seven, hem erkeği seven, hem çocuğunu seven, hem mesleğini seven. Kadın bir bütündür. Kadını evet. niye ayırıyorlar bunu anlamıyorum. Kadını erkekten niye ayırıyorlar? Erkeği kadından niye ayırıyorlar? Bunu da anlamış değilim. Bunu da yapmamalarını tavsiye ediyorum hepsine. Çünkü hakikaten bazen okuyorum köşe yazarlarını bazılarını. Mutsuzluğa gidiyorlar. Aslında bir insanı ne kadar üzmeye çalışırsan kendi içindeki mutsuzluğu dışarı vuruyorsun. Tabii. Onların da yaptıkları tabii. o. Tabii. Bence hani bizleri ya da herhangi birisini üzmeye çalışmak yerine kendi iç dünyalarına dönüp mutluluğu bulmaya çalışırlarsa o zaman yazıları da çok daha okunaklı ve çok daha kayda değer olacak. Kesinlikle öyle ama sen yapmıyor musun bunları? Sen de hepimiz konuşup yapıyoruz ama bunu. Ama şöyle bir şey var. Onların bir mesuliyetleri var. Onlar bir gazetede ya da yazıyorlarsa ya da bir yazarlıkları varsa bu hakka sahip değiller. Orada son derece adil oturmaları gerekiyor. Hı-hı. Şahsi olarak sevmeyebiliriz birbirimizi. Yani diyebilir ki bana zarar verdi ya da beni kırdı, beni üzdü ya da bu kadının hayat tarzını sevmiyorum demek ayrıdır. Ama başarısını da alkışlamak başka bir şeydir. Doğru. Biz onu da ayırt etmiyoruz. Yani işi şahsileştirdiğimiz zaman olmuyor. Hülya Avşar güzel bir kadın. Hülya Avşar işinde, mesleğinde başarılı bir kadın. Ama sesini sevmiyorum, dinleyemiyorum. Bu rahatsız etmemelidir. Hı hı. Ama şunu da diyebilmelidir ki yine de albümleri satıyor ve yine de iyi şarkı yakalıyor. Söylenecek bir şey yok. Hı hı. Şimdi bunun kararını da halk veriyor çünkü. Tabii. Kesinlikle. Burada bir sorun yaşıyoruz. Bunun kalkması gerekiyor aramızda. Ya iletişim problemimiz var. Evet insanlar birbirini kıskanabilir. Evet insanlar çok daha iyi yapmak isteyebilir ama bizi onlardan ayıran bir şey var. Biz çok daha zor, biz hep göz önündeyiz. Hı hı. Ve biz açık hedef geziyoruz. Hı hı. Onlarsa hı. daha kapalı hedef. Doğru. O yüzden biraz destekten kimseye zarar gelmez diye evet, düşünüyorum. Doğru ama insanların bunu işte sindirmek çok önemli hayatta. Yani evet. biraz düşünüp, durup evet. düşünüp, evet. durup düşünüp, karar verip, kendini bir şeylerin yerine koyup ona göre hareket. Biraz sakinleşmek lazım hayatta ama evet. Dış etkenler insanları maalesef. Bırakmıyor tabii. Çok etkiliyor. Tabii. Yani düşünsene şimdi diyeceksin ki nereden nereye? Şu son günlerde işte Kürt açılımından tut da evet. domuz gribine kadar. Evet. Artık televizyonların her saniyesi, her dakikası domuz gribi, Kürt açılımı duymaktan ya da ekonomik kriz ya da işte bu ülkede iyi bir şey olmuyor mu? Değil mi? Bu ülkede iyi bir şey olmuyor mu? Bir şekilde evet. bilinçaltı. Ben şunu sormak istiyorum. Gerçekten buna da cevap verirlerse çok memnun olacağım. Özellikle işte köşe yazarları veya haber merkezlerine. Sürekli haber merkezleri seyrederken bir şeyi fark ediyorum. Ya ülkede hiç mi iyi bir şey olmuyor? Hakikaten biz bu kadar büyük bir kaosun içerisinde mi yaşıyoruz? Yoksa bizi bir şeylerle kapatmaya mı çalışıyorlar? Kürt açılımından sonra işte bazı olaylar canım beni de aradılar. İşte dediler ki Hülya Hanım böyle böyle oldu. İşte siz ne diyorsunuz? Yani dedim ki söylediklerinin bütününe bakmak lazım. Arasından cımbızla çekmeyin. Yani alın röportajı okuyun ve bütünü bir kitabın ne yaparız? Başlarız ve sonuna kadar bitiririz ki anlayabilelim. Yani ortasında bırakıp da diyebilir misiniz ki bu kitap kötü? Hayır, sonuna kadar bitirirsin. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış. Bizde bu olmuyor. Başlıklar çok önemli. Alt metin veya bazen boş bırakılıyor veya ya okuduğumuzu anlamamaya başladık ya da milletçe deliriyoruz diye düşünüyorum. Evet, evet. Böyle bir sorunumuz evet. var ama ben
ülkemi çok sevdiğim için ve ülkemde bu mesleği yaptığım dostlarım ve arkadaşlarımı benimle aynı yolda olan, tabii ki herkesi sevebileceğim diye de bir şey yok. Beni de herkes sevmiyor ama onlarla beraber bu yolda yürümeye devam edeceğim. Ve elimden geleni de bir yeşim olarak ve bir anne olarak yapacağım. Gerisi de artık herhalde bizim hükümetimize kalıyor. Kızın da seninle beraber mi yaşıyor? Benimle beraber, tabii hep beraber yaşadık. Peki hiç o garip şey, gariplik hissetmiyor mu? Hani yani yabancı bir erkekle hani birlikte olmakta, evet, hemen adapte yani, olabiliyor mu? Şimdi belki sen de biraz yaşamışsındır, hı hı. Zehra'dan. Hı hı. Evet, hani babasının yerine birini koymak zor gelebilir ama Gizem babayı hiç tanımadığı için hep dayıyla büyüdü. Sonra da tabii ki dayı, anneanne ve ben birlikte büyüdük. Zor da bir hayatımız oldu. Kolay da geçmedi. Çocuklukta atlatmak daha kolay oluyor Hülya. Ama şimdi ergenlik çağında biz daha da zorlanıyoruz. Çünkü 19 yaşında ama diyorum ki Allah'ım, yani lütfen kıymetini bil bu yıllarının. Çünkü böyle hakikaten o uyumuyor, ben uyumuyorum. Aşık oluyor. O ağlıyor, ben ağlıyorum. Eyvah. Evet. Yani hakikaten eyvah, kıymetini bil. Geliyor yani, başlamak üzere. Eyvah. Veya böyle eyvah eyvah diye. Aşkım, evet, öylesin yani. Oluyor. Allah'ım benim güzel kızım, canım kızım. Fakat her seferinde ona bu yüreğini kocaman açıp böyle sarılıp geçecek bugünler diyorsun. Dolayısıyla da Gizem pek çok çocuktan çok sağlıklı büyüdü. Yurt dışında hep eğitim aldırdım. Burada çok tutmadım, çok göz önüne çıkartmadım. Ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Şimdi bu sene üniversiteye, New York'a gidiyor. Çok zor günler atlattık. Okulunda dönem kaybetti. Fakat bu annesinin hayatından kaynaklanmadı da evde gördüğü anneyle yazılanlara baktığı zaman çok üzüldü ve çok etkilendi. Çünkü evde öyle bir anne görmüyordu. Evde öyle bir kadın görmüyordu. Yani Yeşim Salkım gibi gezmiyorum evde. Düşünsene beni merdivenlerden inerken hep bunu dedim ona. Evde Yeşim, onun annesiyim. Çevreme davranışlarımı görüyor. Tavırlarımı görüyor. Sonra yazılanlara bakıyor. Benim çocuğum da okula gidiyor. Onun da arkadaşları ve ailesi var. O zor bir dönem geçirdik tabii. 3-4 sene çok zor geçti. Allah'tan çok birbirimize yakınız. Ben onun omzunda ağlıyorum. O benim omzumda ağlıyor. Bir de annem var. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. O da sizinle beraber mi yaşıyor? O kendi evinde yaşıyor ama benle yaşar gibi. Neredeyse benimle nefes alıyor diye düşünüyorum. Annelerimiz öyle. Rahmetle de anıyorum buradan Emral ablayı. Beni çok severdi. Ben de onu çok severdim. Hakikaten insanın böyle desteğinin olması, yani bizim en büyük kalemiz ailemiz. Aslında çok işin zor. Şimdi bu kadar natürel anlatıyorsun olayı ama bir taraftan yeni bir eş, bir taraftan ergenlik çağında bir genç kız. Evet. Ve ikisinin bir arada olması, şimdi bir taraf hiç alışık değil. Evet. Böyle bir ortama. Evet. Bir taraf da alışık değil. Sen arada kalmış vaziyette ikisini bir araya getirmeye çalışıyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, çok iyi anlaşıyorlar. Dengeyi çok iyi kurdular. Çünkü onlar bir şeyin farkında ki ikisi de benim hayatımda çok değerli ve çok önemli ama benim bir tane evladım var. Dolayısıyla da birbirlerine Gizem çok saygılı bir çocuk. Artık bir genç kız, hala çocuk diyorum, kızacak şimdi, seyrediyor beni. Saygılıdır ve nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor büyüklerine karşı. Dolayısıyla da Hakan'la böyle bir sorun veya onun ailesiyle ya da benim ailemle Allah'a çok şükür ilk günden beri hiçbir problem yaşamadık. Yani hani bu eski bir atasözü var ya, insan bilir insan kıymeti, sarraf bilir altın kıymeti der benim anneannem. İnsan insanı bulduğu zaman kıymet biliyor. Sarraf da altını bulduğu zaman kıymet biliyor. Böyle bir şey bu. Çok zorlanmıyorum. Benim en zorlandığım şey işte değişen ülkemizde, hı hı, insanların komünikasyonlarının kopması, bir araya gelemememiz, konuşamamamız, evet, dertleşemememiz, sadece para kazanmaya endeksli olmamız ve işte bir albüm çıkarken ya da bir sinema filmi olurken bir araya geliyor olmamız bence çok ağır. Bu olmamalıydı. Niye böyle? Buna çok üzülüyorum. Eşim bir dizi çekecek olsa, hı-hı, sen de ona aynı desteği gösterir misin? Hani... Gösteriyorum. Şimdi Hakan bugüne kadar 7 tane dizi çekti. Ve en son da Tuğba ile beraber bir sinema filmi çektiler büyük üstünde. Rize'deydi. Ben oraya gittim. Hı-hı. Ayder Yaylası'ndaydılar. Sonuna kadar da hatta hikaye Yusuf Hoca'nın, Kurçenli'nin okudum. Ve çok önemli bir insan. O filmde mutlaka olmalısın dedim. Ben ona aynı desteği veriyorum. O da bana veriyor.
Ama bu mesleği yani o da ben de mesleğimizin dışında işler yapmaya karar verdik. Yani ben takı tasarımcılığına girdim. Eşimin abisi evet eşimin abisi Kapalı Çarşı'da ve bu işin çok eski erbabı. Onunla beraber takı tasarlıyorum artık. İnşallah bir dahakine sana ufak bir hediyem olacak. Peki bu çok teşekkür ederim de nasıl altın üzerine mi? Yani her şey altın, pırlanta, yarı değerli taşlar. Ama hani kadınların alıp da takmak isteyecekleri. Hani yükte hafif de şey pahada hafif de yükte ağır görünen şık zarif takılar. Peki bunlar satışa sunulacak herhalde. Sunulacak evet inşallah bayram sonrası itibariyle. Tasarım Yeşim Salkım evet, olarak. Evet Bay Yeşim Salkım olarak yani My Color firma olarak Bay Yeşim Salkım olarak satışa sunulacak. Şimdi işte mağaza arayışındayım. Çünkü eskiden beri benim yaptığım ve sevdiğim benim bu şeyime çok güvendim. Yani ev dekore ettim çok arkadaşımın. Kendi takılarımı tasarladım. Resim yapmayı çok severim. Biraz bu yönümü geliştirmem lazım. Çünkü hayatımın sonuna kadar şarkı söyleyebileceğimi ya da sinema oyunculuğu yapabileceğimi bu yani şu anda yaşadığımız ülkede göremiyorum. Bunu, doğru. Buna çok fırsatımız ve şansımız olmayacak gibi geliyor. Çabuk sen tüketiyoruz. Sen bu konularda akıllısın galiba. Birazcık o ekonomi kısmına geleceğim için ama reklamlar. Yeşim sen gerçekten akıllı ve zeki bir kadınsın. Görüldüğü gibi de. Bazen aslında bazı salaklıklarım oluyor hayatta. Estağfurullah. Mutlaka herkes gibi. Herkes gibi. Hepimiz evet, gibi. Hepimiz gibi nasıl yapıyorum. Ekonomiyi nasıl idare ediyorsun? Mesela hayat pahalılığı, kızının okulu vesaire. Şimdi ekonomiyi şuradan anladım ben gerçekten iyiye gitmediğini. Bundan 7-8 sene önceki hesabımı ben hala kontrol ederim. Mesela 7-8 sene önceki harcamalarıma baktım ve şu andakilere baktım. Çok büyük bir fark var. Bu demek ki evet bir şeyler öyle gitmiyor. Göründüğü gibi gitmiyor. Ama en çok gizeme masraf tabii ki yapmaya çalışıyorum. Çünkü doğru olan şu anda bu kadar hani bu kaos içerisinde çok zararlı çıkmamak. Toprağa yatırım yapmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani emlakın çok doğru olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü her zaman dünyada kazandırmıştır. Türkiye'de de kazandıracaktır. Onun haricinde bir ticari, çok büyük olmayan ama ufak mutlaka yaşlandığınızda size yetecek kadar gelir getirecek bir geliri olması gerekiyor insanın. Bu da atla deve bir şey değildir zaten. Bir şekilde dengeyi oturtmaya çalışıyorum ama hakikaten iyi değil. Yani son 3-4 senedir bizim işlerimizdeki azalmadan, televizyon programlarındaki, şimdi televizyon yöneticileri kızmasın ama paralarımızı alamıyoruz onlardan doğru. Tutun da her şeye kadar. Bu hani dışarıdakiler de bize öyle çok güllük gülistanlık yaşıyoruz zannetmesinler. Bizim sektörümüzde çok büyük iniş var. Albümler sat. Ben şimdi bir single çıkartıyorum Serdar Ortaç'tan. Benim de şimdi albümüm çıkıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok mersi. Kapışacağız yani. 10 güne ne kadar. Ne zaman? Öyle 10 mi? 10 gün bile değil hatta 7 güne kadar. Benim de öyle. Aynı zamanda aynı çıkıyorum. Aynı anda ama benim süper. Bayağı albüm. Tamam benim 3 şarkı, 2 Serdar Ortaç ve evet, single. Neyse raflarda yan yana duralım birbirimize desteğimiz evet, olsun bence. De. Evet. Hiçbir zaman bundan korkmamak lazım. Ama öyle güllük gülistanlık değiliz. Hani bolluk bereket yaşanmıyor. Sadece tabii ki her zaman şuna şükretmek lazım. Allah'ım çok şükür ki tabii. Başımı sokacak bir evim var. Evladım ve ben hastalandığımızda özel bir doktora gidebiliyoruz. Önemli olan o. O. Yani yaşlılarımız var hayatımızda. Onlara bir şeyler yapabilmek. Tabii geri kalan zamanda da sosyal sorumluluklarımızı yapabilmek. Ki ben de elimden geldiğince sokak çocukları için 14 senedir çalışıyorum. Bunun haricinde de işte yatırım öbür tarafa biraz başlayacak galiba yavaş evet, yavaş. Yavaş yavaş. Ümre yapacağız inşallah eşimle. Öyle mi? Evet. Aa ne güzel. Evet. Allah kabul etsin şimdiden. Amin inşallah. Şimdi haç bittikten sonra bir ümre yapmak biz de istiyoruz. Bir ziyaret edip görmek lazım o toprakları diye düşünüyorum. Ondan sonrası da Allah kerim artık. Allah kerim. Yeşimciğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hoş hayırlı olsun için. Programı. Çok mersi. Çok çok mersi. Saçının şekline bayıldım çok bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Hemen çok... Ali Tacir'e gidiyorsun.
Kestiriyorsun. Evet, kestiriyorsun. Ben uzatmaya çalıştığım için çok kötü. Şekil de sana almıyor. Kısa çok yakışıyor. Evet, ama nacizane tavsiye. Çok uzatmayacağım tabii yani en fazla. Sen şöyle bir Sharon Stone gibi o saçı bir kestir de bir görsünler. Gene. Evet. Gene. Ama evet, biraz rengini açarak bir kestir kestir. Yapmayayım ne olur. Vallahi kestir. Ya, o kadar kısa kaldım ki. Efendim. Bir daha tekrarlıyorum ki haftanın 4 günü Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Habertürk'te bundan sonra sizlerle birlikte olacağım saat 11'de. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.